kara yağız birer delikanlıydık. Babamız sırtında yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeğimizi. Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler bir mumun ışığında bitirirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizle yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vurulduk, asıldık. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Yoksulluğun bükemediği bileklerimize çelik kelepçeler takıldı. İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez. İsteseydik diplomalarımızı mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendistik, doktorduk, avukattık. Yazlık kışlık katlarımız, arabalarımız olurdu. Yüreğimiz işçiyle birlikte attı. Yaşamımızın en güzel yıllarını birer taze çiçek gibi verdik topluma. Bizleri hep yok etmek istediler. Öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Fidan gibi genç kızlardık. Hayat çakırdayan bir şelale gibi akardı göz bebeklerimizden. 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında işkencecilerin acımasız ellerine terk edildik. Direndik küçük yüreğimizle. Direndik genç kızlık gururumuzla. Tükürlesi suratlarına karşı bahar çiçekleri gibi taptaze inançlarımızı fırlattık boş birer eldiven gibi. Utanmadılar insanlıklarından. Utanmadılar erkekliklerinden. Hücrelere atıldık ey halkım. Unutma bizi. Ölümcül hastaydık. Bağırsaklarımız düğümlenmişti. Hipokrat yemin etmiş doktor kimlikli işkencecilerin elinde öldürüldük acımasızı. Gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. Cezaevlerine kilitlenmiş kocalarımızın taptaze duygularına birer mezar taşı gibi savrulduk. Vicdan sustu, hukuk sustu, insanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Kanserdik. Ölüm her gün bir sinsi yılan gibi dolaşıyordu derilerimizde. Uydurma davalarla kapattılar hücreleri. Hastaydık. Yurt dışına gitseydik kurtulurduk belki. 1,5 yaşındaki kızlarımızı öksüz bırakmazdık. Önce kolumuzu omuz başından keserek yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak fırlattık önlerine. Sonra da 32 yaşında bırakıp gittik bu dünyayı ecelsiz. Öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Giresun'daki köylüler, sizin için öldük. Eve'deki tütün işçileri, sizin için öldük. Doğudaki topraksız köylüler, sizin için öldük. İstanbul'daki, Ankara'daki işçiler, sizin için öldük. Adana'da paramparça elleriyle ak pamuk toplayan işçiler, sizin için öldük. Vurulduk, asıldık, öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Bağımsızlık Mustafa Kemal'den armağandı bize. Emperyalizmin ahtapot kollarına teslim edilen ülkemizin bağımsızlığı için kan döktük sokaklara. Mezar taşlarımıza basa basa devleti yönetenler gizli emirlerle başlarımızı ezmek, kanlarımızı emmek istediler. Amerikan üsleri kaldırılsın dedik, sokak ortasında sorgusuz sualsiz vurdular. 22 yaşlarındaydık öldürüldüğümüzde ey halkım, unutma bizi. Yabancı petrol şirketlerine karşı devletimizi savunduk, komünist dediler. Ülkemiz bağımsız değil dedik, kelepçeyle geldiler üstümüze. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı dalgalandırdığımız bayrağımızı daha dik tutabilmekti bütün çabamız. Bir kez dinlemediler bizi, bir kez anlamak istemediler. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Henüz çocukluğumuzu bile yaşamamıştık. Bir kadın eline değmemişti evlerimiz. Bir sevgiliden mektup bile almamıştık daha. Bir gece sabaha karşı pranga vurulmuş ellerimiz ve ayaklarımızla çıkarıldık idam sehpalarına. Herkes tanıktır ki korkmadık. Dişimiz titremedi hiç. Mezar toprağı gibi taptaze, mezar taşı gibi dimdik boynumuzu uzak.
Islattık yağlı kemenleri, asıldık ey halkım, unutma bizi. Bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi sokak ortasında vuranlar, ağabeyimiz, babamız yaşlarındaydılar. Ya bu düzenin kirli çarklarına ortak olmuşlardı, ya da susmuşlardı bütün olup bitenleri. Öfkelerini bir gün bile karşısındakilere bağırmamış insanların gözleri önünde öldürüldük. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, Batı uygarlığı adına bizleri bir şafak vakti tipe çektiler. Korkmadan öldük ey halkım, unutma bizi. Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma bizi. Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım, unutma bizi. Özgürlüğe atanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz ey halkım, unutma bizi. Unutma bizi ey halkım, unutma bizi. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirlerimiz, demokrasi, özgürlük, adalet ve barış adına çileli bir yolculuğu seçmiş olanlar. Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 29. Çağdaş Gazeteciler Derneği Uğur Mumcu Ödül Töreni ve Anma Gecesi'ne hoş geldiniz. Her yıl Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü olan 29 Ocak tarihinde gerçekleştirdiğimiz anma törenimizi bu yıl pandemi koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldık ama unutmadık. Bugün bu Mayıs günü bütün yürekler yine Uğur Mumcu için atacak. Şef Simay Pala, solist Kaan Kıran, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestraları ve Korolarına program başında bizlere eşlik ettikleri için teşekkür ediyor. Alkışlarla onları uğurluyoruz.
Gün gelecek, bütün bunların hesabı sorulacaktır. Gün gelecek, seninle boğulacaklardır. Göreceksiniz. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Ama bu hesap sorulacaktır. Bir gün mutlaka sorulacaktır. Yarın öbür gün. Ama mutlaka sorulacaktır. Karlı bir Ankara sabahı, hain ve karanlık odakların 24 Ocak 1993 yılında katlettiği araştırmacı yazar ve gazeteci Uğur Mumcu'nun düşüncelerinin katledilmeyeceğini, Anadolu'nun kara yağız delikanlıları, genç kızları, kadınları, yüreği aydınlık, bilim, sanat ve demokrasiyle atan milyonlarca insanı 29 yıldır haykırıyor. Sayısız kitaba, araştırmaya ve makaleye imza atan Uğur Mumcu'nun katlinin ardından Eskişehir'de de yakılan ateş bugün 29. yılını dolduruyor. Uğur Mumcu'yu anma adına bu kentin demokrat ve yurtsever insanları tek ses, tek yumruk olarak haykırmaya devam ediyor. Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz ey halkım, unutma bizi. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bugün Uğur Mumcu'yu anıyoruz. O gericilerle, yobazlarla, Cumhuriyet bütünlüğüne karşı olanlarla mücadelenin sembol isimlerinden biriydi. Değerli misafirlerimiz, bildiğiniz gibi bu sene 29.sunu gerçekleştirdiğimiz Çağdaş Gazeteciler Derneği Uğur Mumcu Anma Ödülleri 16 dalda sahipleriyle buluşacak. Anma gecesi ve ödül törenimizin açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sayın Can Acıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Değerli Genel Başkan Yardımcım, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım ve sevgili hemşehrilerim. Tam 29 yıl geçmiş, biz bile farkında değiliz. 29 yıl önce Uğur Mumcu, ağabeyimiz, derneğimizin de bir üyesiydi, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Ankara Şubesi üyesiydi. Katledildiğinde Eskişehir olarak bir karar aldık. Dedi ki her yıl onunla ödül töreni yapalım dedik. Yani Türkiye'nin her yıl 24 Ocaklar'da Türkiye'nin her tarafında Uğur Mumcu için törenler yapılıyor. Ama sadece Eskişehir'de onun adına ödül var. O da bize kısmet oldu. Sayın Başkanımız Ahmet Ataş'ı belediye başkanı olmasından sonra ödül törenimiz daha bir anlamlı hale geldi. Eskişehir'de tek tek yapılan törenleri birleştirdik, bir gecede birleştirdik. Ve 1999'dan bu yana Sayın Belediye Başkanımızla Tepebaşı Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. 29 yıldır aksatmadan törenimizi düzenliyoruz. 2 yıldır işte pandemi nedeniyle aksamıştı. Ama tam 29 yıldır adalet arayışımız sürüyor. 29 yıldır mahkemeler değişti, hakimler değişti, savcılar değişti. Ama bizlerin adalet arayışı değişmedi. Bir ara işte katiller bunlar diye bir kısım insanları tutukladılar. Sonra bunlar değil dediler. Ama tek bir değişmiyor. Mahkemenin verdiği bir tek karar. Bana göre, bize göre sadece arabasını ailesine teslim etmek oldu. Uğur Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı arabayı. O arabayı da bugün aramızda Uğur Mumcu ailesinin yakın dostu. Onun girişimleriyle, onun katkılarıyla birazdan ödül almak için çıkacak. Onu Eskişehir'e getirdik ve bir parkta ibret vesikası olarak camakenin içinde onu sergiliyoruz. Yani şehir tam anlamıyla bir Uğur Mumcu şehri oldu. Kendisi de Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde ders verirdi. O arabayla gelirdi ders vermeye. Dileğimiz, başta Uğur Mumcu cinayeti olmak üzere diğer katledilen aydınlarımızın cinayetlerinin, olaylarının aydınlatılması, adalet arayışımızın sona ermesidir.
Ben huzurlarınızda Tepebaşı Belediye'mize özellikle teşekkür ediyorum Ahmet Atacan ve belediyenin 29 yıldır bu işi yapan organizasyon ekibine sabırla, inatla, her yıl aynı heyecanla çalıştılar. Bu yıl da aynı şekilde oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz başlayabilir. Sayın Can Acıoğlu'na konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer misafirlerimiz, en iyi siyaset, en iyi hizmettir. Hizmeti yaparken doğrularından ödün vermemek, adil, özgür, katılımcı bir anlayışla hareket etmek, bunu sadece söylemle değil, somut işlerle perçinleyebilmek ise siyasetin en güzelidir. Uğur Mumcu'nun uğruna yaşamını yitirdiği, tam bağımsız, layık, sosyal ve hukuk devletinin devamlılığının ve kararlılığının mücadelesinde hiç şüphesiz ki siyasetçilere ve topluma yön veren liderlere çok büyük görevler düşüyor. Bu uğurda mücadele veren çok değerli isimler var aramızda. Çok büyük alkışlarınızla. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Sayın Faik Öztürk'ü yılın siyaset ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Ödülünü takdim etmek üzere Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataş'ı sahneye davet ediyorum. Tarafsız, bağımsız gazetecilik yapmaya çalışan insanların en köklü kuruluşlarından biri olan Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden bu ödülü almaktan dolayı çok çok mutluyum. Ama bir başka onur benim için. Kalpaksız kuvvacı, katıksız Atatürkçü, Uğur Mumcu adına verilen bu ödülü genlerinde Kuvayi Milliye olan bir partinin genel başkan yardımcısı ve sözcüsü olarak almak benim için gerçekten çok büyük bir şeref. Ve tabii şunu da söylemem gerekiyor. Uğur Mumcu bir büyük vizyoner, bir büyük araştırmacı, gazeteci. 30 yıl önce şunu diyor, bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Ve şunu ilave ediyor, insanlar sadece konuştuklarından değil, sustuklarından da sorumludurlar. İşte bu lafları söyleyen bir insanın adına verilen ödülü almak gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk. Ben bu toplantının düzenlenmesinde çok ciddi katkıları olan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve bana bu ödülü layık gören Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti'ne, Çağdaş'a bir defa daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Sayın Genel Başkan Yardımcımızı ve Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcımızı biraz sahnede ben bekletmek istiyorum. Zira bu sene siyaset kategorisinde birbirinden değerli isimler bizlerle birlikte. Yine çok büyük alkışlarınızla Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Uğur Bayraktutan'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Thank you.
Sayın Genel Başkanım, çok değerli Genel Başkan Yardımcım, çok kıymetli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eskişehir'le Artvin'in ortak bir noktası var. Ben de bir Cumhuriyet kentini milletvekili olarak geldim. Artvinlilerde, Eskişehirlilerde Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyorlar. Sarı saçlı mavi gözlü dev adamın yolundan yürüyoruz. Önce onu ifade edeyim bir videoda. Çağdaş katılımcılarına çok teşekkür ediyorum. Sevgili Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum. Dedim ki buraya çıkıyorken ne diyeyim diye. Eskişehir 2022 Türkiye'sinde Çöldevağa, Tepebaşı, o Çöldevağa'nın içinde bir gül bahçesi. Ahmet Ataç da o gül bahçesinin içerisinde bir pırlanta. Ben bu mevcut yakınlar tanıdım. 1983 yılında Ankara Fakültesi'nde 2. sınıf öğrencisiyken Metin Günday diye bir hocamız vardı, bizi sınıftan atıyordu, dersten atıyordu. Dediler ki, Uğur Mumcu'ya gidersen o seni okuldan atmaz dediler. Ankara'da Cumhuriyet Gazetesi'ne gittim, 2. sınıf öğrencisiyim. Burada değerli hemşirelerimiz Sinan Meydan da var, biz Artvinler ortadan konuşuyoruz, lafı çevirmeyiz. Gittim dedim ki, Erbil abi, ne yapacağız? Dedi ki, Uğur Mumcu İtalya'da, Papa Mafya Ağaç Adası'nda. Açalım telefonu, açtık, dedi ki, Artvinleri kıramam, sen ne diyorsun dedi, abi bizi atıyor dedi Metin Günday. İki tane hocaya sakın geçmez dedi. Bir Mümtaz Soysal'a, bir de Metin Günday'a dedi. Ama sen yine de git de dedi. Benim yeğenim diye. Metin Günday da sınıfta diyor ki herkese, kimi torpil yaparsa ifşa ediyor. Diyor ki bana bu torpil koydu, şu koydu diye herkese ifşa ediyor. Neyse aradan bir hafta geçti. Seçenek yok, kalktım gittim Metin Günday yanına. Hocam ben dedim Uğur Bayraktan. Sen Uğur Mumcu neysin dedi. Yeğenim desen ifşa edecek. Yeğenim desen okuldan atıyor. Yeğenim dedim. Dedi ki geçtim dedi. Geçtim deyince her Türk vatandaşı bir çıktı oradan. Ben de bir hata yaptım. Kaç aldım dedim. En son hocayı masanın üzerinde gördüm. Peşimden şey yapıyordu ayakkabısını. Uğur Mumcu'yla böyle bir anımız oldu. Işıklar içinde uyusun. Sözlerini bitirirken şunu söylüyorum. 1923 aydınlanma devrimini savunmak gericilik değildir. Cumhuriyet değerlerini ve Mustafa Kemal'i savunmak ilericiliktir. Ben şunu asla unutmayın. Cumhuriyet muhalefette savunulmaz. Cumhuriyet iktidarda savunulur. İktidarda olduğumuz günleri göreceğiz. Bu ülkeyi umudun ve özgürlüğün ülkesi, hepimizin Türkiye'si yapacağız. Bu umutlarla buraya geldim. Bize bu ödülü layık gören bütün dostlara Artvin'in milletvekili olarak, Mustafa Kemal'in milletvekili olarak şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli ödüller için. Başkanım, size de mikrofonu takdim etmek istiyorum. Genel Başkanım, değerli dostlar, konuklar, sevgili Eskişehirliler, bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tabii Uğur Mumcu'yu anlatmakla bitmez. O kadar derin bir varlığı vardı ki, ben şöyle bir şey diyeceğim, biraz önce İki El Lisesi Çocuk Senfoni Orkestrası'nı dinlediniz. Onların, o çocukların Atatürk'e, Cumhuriyet'e sevgileri, yetiştirilmeleri ve o çaldıkları parçaları buradan Uğur Mumcu'ya armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli ödüllerin sahibi Genel Başkan Yardımcımıza, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimize ve Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a. Devam ediyoruz siyaset kategorisinde. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Sayın Gonca Yelda Orhan'ı yılın siyaset ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Takdim içinde Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanımız Sayın Can Hacıoğlu'nu bir kez daha sahneye bekliyoruz. Ben cumhuriyetçiyim, ben laiyim, ben antemperyalistim, ben tam bağımsız
Türkiye'den yanayım diyen sevgili Uğur Mumcu'yu ölümünün 29. yıl dönümünde saygıyla ve özlemle anıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak gerçekten benim için hem heyecan verici hem onur verici. Bu ödülü bana layık gören Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne, ayrıca çok sevgili Başkanımız, Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataş'a şükranlarımı sunuyorum. Ve bu organizasyonda emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza, Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne çok çok teşekkür ediyorum. Ama bir şey de söylemeden geçemeyeceğim. Uğur Mumcu ile ilgili şimdi sevgili başkanıma çok kısa bir bahsetmiştim. Uğur Mumcu'nun öldüğü gün 24 Ocak 1993. Belki de benim hayatımda da bir dönüm noktası. 24 Ocak 1993 günü iyi bir sporcuyum, iyi bir kayakçıyım. Ben aslında Eskişehir doğumluyum ama Kayseriliyim. Baba, anne burada çalıştığından dolayı Eskişehir'de de böyle bir gönül bağım var. İyi bir kayakçıyım. Beden eğitimi öğretmeni olabilirim o gün. Üniversiteye de hazırlanıyorum. Şansımı da deneyeceğim yani. Spor dalında gidiyorum. O gün sabah kalktığımızda, o karlı kış günü Ankara'da, biz Kayseri'deyiz ama o gün Kayseri'de çok karlı bir gündü. Uğur Mumcu'nun bu acı olayını duyduk. Ve ben o gün annemle babama, çünkü babam o anda telaşlandı, annem telaşlandı, biz telaşlandık. Onlar Ankara yoluna gittiler. Ben diyemedim ki, bugün benim sınavım var, beni Erciyes'e kim götürecek diyemedim. Belki o gün Uğur Mumcu'yu kaybetmeseydik, ben beden eğitimi öğretmeni olacaktım. Belki burada hiç sizlerle görüşmeyecektim ama keşke Uğur Mumcu yaşasaydı. Daha güzel günlerde, daha özgür günlerde hep birlikte olacaktık. Böyle de küçük bir anım var. Uğur Mumcu ile kendimi bağdaştırdım. Tamamen başka bir mesleğe, tamamen başka bir hayata, tamamen siyasete yönelmiş oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Emeği geçen herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Siyaset kategorisinde son ödülümüzü çok değerli bir isme takdim edeceğiz. Çok büyük alkışlarınızla Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı gazeteci Altan Öymen'i hemen sahnenin ön tarafına rica ediyoruz. Buraya kadar yorumlayalım isterseniz, biz oraya gelelim Sayın Genel Başkanım. Takdim içinde Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Özgür'ü bir kez daha sahneye rica edeceğiz. Hatta imkansızlaştı. Ben
yaşım gereği Türkiye'nin çeşitli evrelerini gördüm demokrasi yolunda. Ama bu duruma geldiğini hiç görmedim. Geçmişte devleti temsil edenlerin basına baskılarını, işte toplantı gösteri, yürüyüşlerini, kuralını, özgürlüğünü çiğnemeleri falan görülmüştü bunun gibi şeyler. Hapse girmeleri, gazetecilerin şunlar. Fakat arada çok büyük bir fark var. Bugün yapılanların bir kısmı hiç yapılmadı Türkiye'de. Yani en basitinden basın özgürlüğünü alalım. Basın 1950'den sonra, 50'den 55'e kadar Demokrat Parti nispeten değil, bayağı demokrasi yolunda düşünülmüştü. 55'ten sonra başladı basına şeyler, hücumlar ve yaptırımlar. O dönemde gazeteciler hapse girerdi. Ama şöyle girerdi, ilk bir iki tecrübenin dışında şu bir kural haline gelmişti. Dava açılır hakkında. Temize gider. Yargıtay'a tasdik edilir. Ve bütün diğer itiraz imkanları ortadan kalkarsa, yani eski değil mi, kazıyı muhkeme haline gelirse o gün, o zaman evine bir telefon gelirdi polisten, emniyetten. Efendim malum temizde tasdik edildi Yargıtay'da hakkınızdaki ceza. Sizi buraya çağıracağız. Bugün mü sizin için müsait, yarın mı? Bunun örnekleri çoktur yani, ben hatırlıyorum. Hatta gazeteler yazarlardı, işte Metin Toker Perşembe günü hapse girecek, sorarlardı da ne yapacaksın, işte şu kitapları okuyacak, söylerdi, böyle girildi. Şimdi insanı alıyorlar gazeteci olarak, içeriye koyuyorlar, hakkında ne ceza istendiği olabilir değil, sonra belli oluyor ve arkadan gidiyor bu bir karara falan bağlandıktan sonra o karar tahliye olursa eğer, bir dava daha açıyor, başka bir suçta. Maksat yani, karar verilmiş daha önceden, o karara bir gerekçe bulmak, bir kanun maddesi bulmak, buna uygun bir kanun maddesi, ona uğraşıyor. Basın açısından böyle, toplantı gösteri özgürlükleri açısından böyle, işte bu radyo yürütük kurulu falan bunlar aslında eşitliği sağlamak için basında şurada burada konulmuş şeyler, kurulmuş müesselerdir. Bunlar tam tersine eşitliği yok edip sadece hükümeti destekleyen gazeteleri, basın ilan kurumu falan dahil gazeteleri ve televizyonları cezalandırmak için kurulmuş hale getiriliyor. Yani bu saymakla bitmez. Zaten ben buraya sadece bir teşekkür konuşması yapmak için geldim. Başka vesilelerle ama bunun üzerinde hep durulması, bugünkü durum üzerinde durulması lazım. Şimdi Uğur Mumcu'yu hakkındaki konuşmaları izlerken ve özellikle de baştaki konseri izlerken çok duygulandım ben aslında. Uğur Mumcu hem beraber aynı salonda çalıştığımız yıllarca, hem aynı köşede yan yana yazı konuşumu yaptığımız Cumhuriyet Gazetesi'nde arkadaşımdır. Yani o orkestra için de tebrik ederim. O tam şeyine uygun olarak, bugünün havasına uygun olarak çaldılar, bizi dinlettiler. Başarılarını devam edelim o orkestranın da. Son olarak ne söyleyeyim, zaten bir söyledim. Şimdi bu sırada hele bu geçmişi hatırladığımız zaman, Türkiye'nin nerelerden geldiğini de hatırladığımız zaman önümüzde şöyle bir mesele var. Hep beka derler. Beka meselesi bu Türkiye için, şu için. Türkiye için bir beka var olmanın devamı var. İşte malum bilinen şey, yani yok olma tehlikesi karşısında bir sorun çıkıyor. Bunu belirtmek için işte bu beka meselesi derler. Bir beka meselesi var Türkiye'de. Bu ama demokrasinin bekası meselesi. Bekayı da yanlış söylerler, beka derler. Halbuki beka, kalın okunması gereken bir şey. Osmanlıca'yı tercih ederler ama Osmanlıca'da bir de böyle hatalar yapıyorlar. Parantezini söylemeden duramadım. Şimdi bu meseleyi, demokrasiyi kurtarma meselesi olarak hepimizin, herkesin, politikada olan, olmayan, bütün insanların
çok önemsemesi ve bunun gereğini yerine getirmesi lazım. Yani bu açıdan siyasetçilere de ödül verilmesi, her zaman her yerde siyasetçilere ödül verilmez. Hatta siyasetçiler hep biraz eleştirilir, karikatürlerde biraz şey halde görülürler. Göbekli falan o kadar sempatik olmayan hallerde görülürler. Halbuki şimdi zaten ona da pek imkan kalmadı bugün hayat şartları açısından böyle fazla beslenmeye. Değişiyor yani siyasetçilerin durumu. Aslında siyasetçi, herkesin siyasetle uğraşması, onunla ilgilenmesi en azından ve imkan olursa orada görev alması bir memleket görevi, bir vatandaşlık görevidir. Hele o durumda bu besbelli bir şey, bir kere seçmen yaşında 18'e indiğine göre 18'den yukarı olan herkes oy kullanacak. Oy kullanacağı zaman elbette o oyun kullanılmasını, kime oy vereceğini belirlemek için takip etmesi lazım siyaseti. Ama parti içine girerse o siyaseti daha aktif olarak takip edebilir. Hangi partiye girerse girsin, ama girsin. Bu meseleyi de herkesin siyasete girmesi meselesinde hep söylemek lazım. Yoksa siyasete girme, ayağına çamur girer falan şey diye söylenir bazen, söylenmiştir de çok. Ama başka kötüye giderse siyaset kurtaracak başka kimse yok. Yani Mars'tan adam getirip de kurtarmaları mümkün değil. Biz yapacağız bunu. Gençler yapacak. Gençlerin daha fazla olması lazım. Bu temellileri de bu fırsatta, ne zaman bir fırsat bulursak bunları söylemeye çalışıyorum. Söylemiş bulundum. Biraz uzattım galiba. Kusura bakmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. En iyi dileklerimi sunarım. Demokrasili günlere kavuşmamız, bir an önce kavuşmamız dileğiyle her şey çok iyi olacak inanıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Öğmen Bey, Sayın Öztürk'e. Güvenilir gazeteci arayışı toplumun tamamında hakim durumda.
29. Çağdaş Gazeteciler Derneği Uğur Mumcu Anma Ödülleri'nde basın kategorisine geçiyoruz. Uğur Mumcu, sır saklayan, haber ve bilgi kaynağını gizlemesini bilen, gerektiğinde hükümetlere, güç odaklarına karşı savaşmayı göze alan insan gazetecidir. Günümüzde sarı basın kartlarının ardına gizlenip devlet kapılarında ve belediyelerde ihale takip eden, bankalardan aldıkları kredilerle milyarlar vuran, düzmece belgelerle gazetelerini ve devleti dolandıranlar da var. Hem bunlar var, hem Osmanlı İmparatorluğu'nda Mabey katipleri gibi gazetecilik adına hükümetlere, konutlara ve köşklere tutanak katiplikleri yapanlar var diye yazmıştı. Yıllarca Türkiye'de özgün ve özgür habercilik yaptılar. Tarımdan teknolojiye, bilimden siyasete, her alanda halkı doğru habercilikle bilgilendirmeye çalıştılar. Basın kategorisinde ödülleri takdim almak üzere hepimizin çok yakından tanıdığı Fox TV program yapımcısı gazeteci İsmail Küçükkaya'yı sahneye davet ediyorum. Ödülünü takdim için Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Atacı sahneye davet. İyi akşamlar. Aranızda olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Ocak ayında gelecektik. Ancak bugün gerçekleşiyor. Son derece değerli konukların önünde. Benim için de bu çok anlamlı ödülü alıyor olmaktan gerçekten gururluyum. Ben 1992'de gazeteciliğe başladım. Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü haberini aldığım zaman bir muhabir olarak oraya gittim. Gazi Osman Paşa'daki o evin önündeydim bütün gün. Sonrasında hayatım boyunca unutamayacağım o cenaze merasimindeydim. O iki gündeki duygularımı, içinden geçenleri bir muhabir olarak anlatamam. Ama Uğur Mumcu bizim mesleğimizin zirvesidir. Ekranlarında da sıklıkla bunu ifade ederim. Doruk noktasıdır. Bütün iş ve eylemlerimizde onun gazeteciliğe, mesleğe, hakikate olan aşkını kendimize şiar edindik. Hep ulaşmak istediğimiz bir hedeftir orası. Ben işte 31 yıl olmuş, muhabirlik yaptım, gazete genel yayın yönetmenliği yaptım 5 yıl. Ankara temsilciliği yaptım. Son 9 yıldır da işte Fox'ta Çalar Saat'te görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Tabii Sayın Öğmen'in ifade ettiği gibi Türkiye benim 31 yılda yaşadığım veya yakın tarihe ilişkin yakın siyasi tarih kitaplarında okuduğum, Sayın Öğmen'in kitaplarında da okuduğum hiçbir dönemde olmayan, hiçbir döneme benzemeyen ağır koşullarda gazetecilerin görev yaptığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ben tabii kendimi şanslı hissediyorum. Akşam gazetesi döneminde de editörler bağımsızlığımıza çok saygı duyan bir patronum vardı. Son 9 yıldır da uluslararası bir markanın Türkiye'de görev yapan Fox'un bir elemanı olarak da aynı onuru paylaşıyorum, aynı şansa sahibim. Tamamen editörel bağımsızlığımıza saygı duyulan bir ortamda görev yapıyorum. 9 yıldır sabah haberlerinde. Ama şunu da biliyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktür ve bütün olup bitenler herkesin gözü önünde oluyor. Bunlara da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu ödüle layık görüldüğüm için onurluyum. Hem Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne çok anlamlı buluyorum bu ödülü. Hem Tepebaşı Belediyesi'ne, seçici heyete ve bu anlamlı günde burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ödülümü editörler bağımsızlığımıza saygı duyan
genel müdürümüz, yönetim kurulumuz, genel yayın yönetmenimiz ve her sabah 4'te çalışmaya başlayan küçük ama büyük Çalar Saat ekibine ve Çalar Saat ailesine hitap etmek istiyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Habertürk TV'de program yapımcısı, gazeteci, yazar, belgesel yönetmeni, aynı zamanda Libya, Yemen, Şam gibi pek çok sıcak bölgede savaş muhabirliği yapan bir isim. Mehmet Akif Ersoy'u sahneye davet ediyoruz. Öbür takimi için de Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Uğur Bayrak tutarak bekliyoruz. Bu gece bizlerle birlikte değil ancak basın kategorisinde ödüle layık görülen bir başka isim de çalışmalarını yakından takip ettiğimiz gazeteci, sunucu, yazar Nevşin Mengü. Kendisini de tebrik ediyoruz ve ufak bir hatırlatma, bu gece ödül adamı bizlerle birlikte olamayan kıymetli isimlerin bizlere gönderdiği çok özel videolar var. O videoları programın hemen akabinde, en sonunda bir bütün olarak sizlerle paylaşıyor olacağız. Adalet toplumların nefes borusudur. Harcı adalet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür, en ufak sallantıda yıkılır. Önemli bir hukukçu olarak adalet mücadelesinden ödün vermeyen, Türk demokrasisini iyileştirmek için büyük çabalar sarf eden,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Sözeri hukuk ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Ödül takdimi için de Eskişehir Baro Başkanımız Sayın Mustafa Elagöz'ü sahneye bekliyoruz. Doçentlik unvanım var, profesörlük unvanım var ama onun yanına asacağım ve bugün aldığım çok şerefli, çok anlamlı bir Uğur Mumcu hukuk insanı ödülü var. Bu da aldığım en önemli unvanlardan biri. Tekrar teşekkür ederim. Bir mahkeme var, bir savcı, bir hakim, avukatlar ve adalet binası da vardı. Yargılama yapıldı, hüküm alanlar da vardı. Ama gerçek failler ve adalet yoktu. Uğur Mumcu'nun gerçek anlamda failleri ortaya çıkmadığı her gün sadece Uğur Mumcu'ya değil, onun adısına ve adalet fikrine her gün bir suikast vardır. Ama adalet asla ölmeyecek ve biz bu suikastları yapanların gerçek faillerini ortaya çıkarmak için her gün mücadele edeceğiz. Bir ülkenin bağımsızlığı, hukukun bağımsızlığı ve yargının bağımsızlığı da mümkündür. Görünüşte davaların, adalete suikastlerin son bulması, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü için geceli gündüzlü uğraşarak, mücadele ederek Uğur Mumcu'nun anısına layık olmaya çalışacağız. Yaşasın adalet, herkes için adalet. Hukuk dalında bir diğer ödülümüz de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Elinç Sargan'a gidiyor. Kendisini de alkışlarla tebrik ediyoruz. Yaşam boyu başarı ödülleriyle devam edeceğiz. İlk ödülümüz Türkiye'de ilk kez kadavradan böbrek ve karaciğer nakli yapan Millennium Madalyası sahibi Genel Cerrahi Profesörü Profesör Doktor Mehmet Haberal'a gidecek. Ödülünü almak üzere Sayın Haberal adına Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Uğur Bayrak Tutar'ı sahneye davet ediyoruz. Ödül takdimi için de Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç'ı bekliyoruz sahneye.
İsmail Küçük Bey'e anlattım herhalde. Hoca içeriden çıkana kadar 2,5 yıl cezaevindeydi. Biz çok rahattık. Akşam üzeri 5-6'da gidiyorduk evimize, meclisten. Hoca çıkınca sabah saat 4'e kadar oturuyor. Hoca çıkmayınca biz de utanıyoruz, meclisten çıkamıyoruz efendim. Dedim ki bu hocayı tekrar alsınlar dedim. Yani kim ihbaratması gerekiyor diye hoca çok güldü. Bir de bir gün hocayı bunu da anlatayım, bir gün öyle gideyim. Trabzon uçağından indim. Hoca müthiş birisidir. Yani yakın enteresan biliyorum. Yani hayran olmuşsunuz. Müthiş birisidir ama daha çok konuşmanın dışında öbür işleri çok iyi yapıyor. Konuşma işi avukatların işi, bizlerin işi. Ben de Trabzon uçağından indim. Baktım bütün Başkent Üniversitesi ekibi sıralamış. Her ola dedim. Gece 12.30 dedim. Hoca Amerika'dan geliyor. Ben de onların arasına girdim. Hoca beni görünce onların hepsini unuttu. Sen ne yapıyorsun oğlum burada dedi. Hocam ben de sizi karşılamaya geldim. Ya gecenin birinde burada bir işim var. Demedim ya ben de uçaktan indim filan diye. O arada başkan televizyona geldi. Ne diyorsunuz dedi. Hoca önce bana uzattı şeyi. Sen söyle dedi. Aklıma bir tane şey geldi. Ceylan gemisi koltuklarda hocayla parlamentonun içinde oturunca ikimiz de bilecek insan ediyorum dedim. Ama dışarı çıkınca muhteşem bir dehanın yanında kendimi hiç olduğunu görüyorum dedim. Buna benzer hatıra söyledim. Arkasından hoca aldı. Kendine dediğim için burada da diyorum. Saçma zaman bir konuşma yaptı. Hoca dedi ki bana sen ne biçim konuşuyorsun dedi ya. Hocam dedim biz karaciğer nakli yapmıyoruz. Biz de bu işten para kazanıyoruz. Bu alanda yine çok değerli bir isim var. Ödülümüzü takdim alacak. Filozof, akademisyen, yazar, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Sayın Profesör Doktor Ioannou Cucurati kendisine ödülü sahnemizin hemen önünde takdim etmek isteriz. Ödül takdimi için de Profesör Doktor Sayın Adem Sözüörü'yü sahnenin önünde bekliyoruz. Bizlerle birlikte olmayan ama program sonunda videosunu izleyeceğimiz çok değerli bir isim daha var. Ödül almış. Tarihçi, akademisyen, yazar, Türk Tarih Kurumu şeref üyesi Sayın İlber Ortaylı. Kendisini de tebrik ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, bu sene sanat ödüllerimizi çok değerli isimlere hitap ediyoruz. Türk tiyatromuzun değerli sanatçıları Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin ve müzikolog Ahmet Sayı rahmetle, saygıyla şükranla anıyoruz. Sanatın ucuzlaştırıldığı, halktan koparıldığı ve ticari bir metaya dönüştürüldüğü, endüstrileştirildiği bir dönemde sanatı halk için üretenler bu akşam alkışlarınızla ödül sahibi olacaklar. Sanat dalında birbirinden kıymetli ödül sahiplerimizin ilki bizlerle birlikte olamayan ama videosunu yine izleyeceğimiz Türk tiyatrosunun dev isimlerinden biri. Sayın Müjdat Gezen, tebrik ediyoruz kendisini. Bu kategoride ödüllerini teslim almak üzere şehrimize çok büyük değer katan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarından rejisör, oyuncu, eğitimci Sayın Murat Atak, opera sanatçısı Sayın Selma Erdener ve Atis Boğaçlılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Birgün Aygin'i sahneye davet ediyoruz. Ödüllerini
takdim etmek için de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Nuray Akçasoy, aynı zamanda Eskişehir Kent Konseyi Başkanımız Sayın Akçasoy'u sahneye bekliyoruz. Bir adam vardı, karanlığa karşı elinde sönmez bir mumla yürüyordu. Bir adam vardı, Kuvayi Milliye nefevi gibi yalın kılıç yalmayan emperyalizm fikrine karşı koyuyordu. Bir adam vardı, halkın duygularıyla oynayan din tacirlerine direnen. Bir adam vardı, hukukun altın terazisini her şeyin üstünde tutan. Bir adam vardı, ezilen, sömürülen halkların yanında duran. Bir adam vardı, canı pahasını, kalemini asla satmayan.
Bir adam vardı, o cumhuriyetçiydi. Bir adam vardı, o anti-emperyalistti. Bir adam vardı, o tam bağımsız Türkiye'den yanaydı. Bir adam vardı, o insan hakları savunucusuydu. Bir adam vardı. Sağcıyla solcu, sağcıyla solcuyla solcu olmadan çevir kazı yanmasın, çevir de çevir, çevir kazı yanmasın, devir bu devir demeden, rüzgar nerede besiyor ona bakmadan, vatan millet üstüne umcuk atıp bir parti kurup da üye olmadan, dönekler türküsünü söylemeden, hiçbir şey olmasak da bir koltuk kapmanın peşine düşmeden, çevir kazı yanmasın, çevir de çevir, çevir kazı yanmasın, devir bu devir diyenlere inat, bu ödülü dimdik onuruyla yaşayan, hak, hukuk ve adaleti olan inancıyla laik, demokratik, çağdaş, Atatürk Cumhuriyeti'nin koruyucusu tüm Türkiye'nin anti-emperyalist, vatansever sanatçıları adına kabul etmekten onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Sıradaki ödülümüz toplum ve kent kategorisinde sahibiyle buluşacak. Türk toplumunun uluslararası arenada bilinirliğinin arttırılması amacıyla Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi alanlarında değerli çalışmalara imza atmış bir ismi davet etmek istiyoruz. İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Bilim Akademisi üyesi, Uluslararası İlişkiler Profesörü, Siyaset Bilimci, Profesör Doktor Fuat Keyman. Ödül takdimi içinde Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Canemur Sülh misafir ediyoruz. Almak da benim için çok onur verici. Çünkü
Eskişehir'e geldiğiniz zaman Yılmaz Hoca'nın da söylediği gibi değişik hissedersiniz. Farklıdır Eskişehir. Hep öyle değildir, böyle olmuştur. Büyük bir başarı öyküsüdür. Büyük bir modeldir. Ama Uğur Mumcu ile birleştiği nokta laikliğin, modernliğin olabileceğini, böyle bir şekilde farklılıkların birlikte yaşayabileceğini, o şehrin estetiğine önem vermek, şehrin kültürüne önem vermek, sadece büyümek değil, kültürle birlikte yaşamakta, yaşanabilmekte. Eskişehir bu anlamda benim için çok önemlidir. Geldiğiniz zaman sadece kendinizi farklı hissetmezsiniz. Aynı zamanda gelecek için, farklı bir Türkiye kurmak için, birlikte yaşadığımız, Adem Hoca'nın söylediği hukuk ve adaletin olduğu bir Türkiye olmak için umutla duyarsınız. Eskişehir bir umut kaynağıdır. Uğur Mumcu da bir umut kaynağıdır. Umut kaynağı olduğu için, bu konuda taviz vermeden devam ettiği için bir pazar sabahı devam ettik. Ama hem Uğur Mumcu hem Eskişehir birlikte esasında bize gelecek için de önemli dersleri, o yolu gösteriyor. Uğurlar olsun diyorum ben Uğur Mumcu'ya. O da benim Uğur abilerdi. Çok da iyi bir insan. Bunu da unutmayalım. Sadece vatansever değil. Çok iyi bir insan, çok iyi bir babaydı. Kaybetmek bizim aile için her zaman hüzün vericidir. Her Ocak ayında Uğur Mumcu için dua ederiz. Nur için de ışıklar için de yazsın. Anma ödüllerimize spor kategorisiyle devam edeceğiz. İnsan sağlığının önemini kavradığımız pandemi döneminde sporun yaşam için vazgeçilmez bir anahtar olduğunu bir kez daha gördük. Pek çok farklı dallara ayrılan spor ödüllerini bu yıl motosiklet ve bozba derneklerine ithaf ediyoruz. Ödüllerini almak üzere 222 Eskişehir Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, 26 Eskişehir Motosiklet Grubu Başkanı Faruk Yayla adına Nusret Şar'ı, Eskişehir Bozba Derneği Başkanı adına düzeltiyorum Nusret Şar'ı, 26 Motosiklet Grubu Başkanı Faruk Yayla'yı sahneye davet ediyoruz. Ödül takdimi için de Cumhuriyet Halk Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Sayın Atilay Dalmış'ı yine sahneye bekliyoruz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Böyle anlamlı bir günde değerli misafirlerin karşısında bu ödüle layık görünmem şahsım ve grubum adına, Eskişehir Motosiklet Grubu adına çok büyük onur verici. Emeği geçen başkanım olmak üzere Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Tepebaşı Belediyesi'ne bu anlamlı gece için, düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. 19 yaşındaydım. Ege Üniversitesi 1. sınıfta okuyordum. Haberi aldığımda. Eve geldiğimde annem ağlıyordu. Uğur Mumcu'nun öldüğünü söyledi bana.
Uğur Mumcu'yu biliyordum, adını duyuyordum ama konuyu bilmiyordum. 19 yaşında bir öğrenciydim çünkü. Araştırdım, okudum, okuldaki arkadaşlarımdan da öğrendim. Programlarını izledim. Cesareti ve doğru sözleri için öldürüldüğünü anladım. Ülkemizde inşallah ölümle biter. Doğru ve dürüst insanların yaptığı habercilik olsun, yaptıkları meslekler konusunda olsun, konuşma özgürlüğü başlar, herkes rahat rahat fikrini söyler. O duruma geliriz inşallah. Tek temennim bu. Teşekkür ederim. Spor alanında bir diğer ödülümüzde Panatik Gazetesi spor yazarı ve futbol yorumcusu Mehmet Demirkola gidiyor. Kendisini de tebrik ediyoruz. Ben Ankara'dayım. Ankara'nın yerlisi. İlkokulu. Bir şey mi? Ankara'da başladım. Bunun da devrim ilkokulu var. Bunun için devrim ilkokulu var. Üçerinde bağış var. Bağların içinden birisi. Soğukta soğuk. Benim ailemin bir kısmı da oradan gelir, solculuğum da herhalde orada solculuğum fazla oldu, ilk kere sol olduğu için. Belediyenin arkasında dedemin evleri vardı. Şimdi küçük küçük dükkanlar var. Dedemin babasının ya da dayısının yaptığı küçük bir mescit var. Orada her gün ezan okunuyor. Şimdi genç kuşaklar için çok yabancı gelecek. Arapça, ezan yerine Tanrı'lıdır, Tanrı'lıdır, Tanrı'dan başka yok tutabilecek. Kaydından da aynı anlamı diye. Tanrı'dan başka yoktur ve bende. Babam dindar bir adamdı, bana layık bir adamdı. Ancak Hacı Bayram Camii'ne götürürdü. Küçükken hiç anlamam, bir sürü var. Bir sürü var, hiç anlamam. Sorardım ben, yani, Türkçesi yok mu, Türkçesi yok mu diye. Ben babamla hep gezerdim. O zaman kapalı çarşıdayım. Ben Atatürk'te küçük çünkü kurucu çarşıdır. O zaman büyük oldu gözümüzde. Orada bir karar baktı da babam haline lazımlıktan kaçtı. Babamı sordum. Halim dedi. Babam gerekmiyor mu? Sus evlenmem konuşlar dedi. Dağlarda tel tel ateşler yanıyordu. Eyvurlar önünde uçkuntuğun öyle terahtılar ki şarap kavşaklardan nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden öntekinin güzel ve rahat günlere inanıyordu. Bizim kökümüz Ankara'dadır. Anıtkabir'dedir. Kur'an-ı Milliye olmadır. İçeri ülkeler ceza yapsınlar, Musa'nın maddeleri getirsinler. Yerinmez insanlar niçin hadis yazar, niçin acı çeker, Oktay Humayun de işkence kadar yavrumdan gezer. Niçin? Kulun bir verim var. Daha iyi dünya, daha iyi sosyal adalet, daha ekmek ve özgürlük. O öldü, onlar öldü. Bileyler dilmekler, saçım uzadı. Altıncı hissin oğlu yavru, uzakta yangınlarda. Külü sarıldı çığırdı, gündüz koptu da zıdanı. Tuzlar an bir yaşam oturdu boğazına, saçım uzadı. Tüm göçmenlerin yakasına üzüm içtirdi. O öldü, onlar öldü. Büyüdü kalabalıklar, büyüdü sesler, korteje katıldı. Sokaktan gözü yaşlı kediler. Sen bir
bir sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak. Ey halkım, unutma bizi. Özgür rüyadan uç bir kovu çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz ey halkım. Örgütlü toplum, başarıya ulaşan toplumdur. Uğur Mumcu yaşamının her anında örgütlü toplumun önemine vurgu yapmıştır. Kendi alanlarında yaptıkları örgütlü mücadeleyle hem dokundukları insanların hem de toplumun daha iyi yaşam koşullara ulaşmasını sağlayan çok değerli temsilciler var aramızda. Genel yönetimler, toplumdaki dezavantajlı grupları eşit koşullarda bir arada yaşatmak ve doğal afetlerde toplumun yaralarını etkili ve hızlı bir şekilde sarmak için en büyük rolü üstlenen kurumlardan biridir. Bu mücadelede başarılı bir şekilde ilerleyen genel yönetimlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bodrum'da yangın felaketiyle karşılaştık. Ne yazık ki ağlayan, bağıran, yardım isteyen sadece insanlar değil, hayvanlar, yaban kaplumbağalar. Tüm Türkiye alev alev yanıyor ama o alevler bu kez Bodrum'a da hazır. Mücadele alanındaki ödüllerimizle devam ediyoruz. 2011-2021 yılında ülkemizin yanan ciğerlerini söndürmek için insanüstü çaba sarf ettiğimiz orman yangınlarında gösterdikleri üstün çabalardan ötürü ödüle layık gördüğümüz Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Arası, yine doğal afetler karşısında topluma fayda sağlayan çalışmalara imza atan Avcılar Belediye Başkanı Sayın Turan Ançerli adına Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Mehmet Şafak İnan'ı, başımızın tacı kadınlarımızın savunucusu, aktivist, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nün sahibi Sayın Canan Gülbuyu, ödüllerini takdim etmek için de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faik Öztürk'ü sahneye davet ediyoruz.
bu sahneye çıkarken o ödül hamlesindeki çok fazla sayıdaki ödülden çok daha umut duydum o ödül. O sevgili Uğur abi benim de hayatımın yolunu çizenlerden biridir. 18 yaşında onun silah kaçakçılığı yazılarını okuduğum için karakolla tanıştığım evimin baskınındaki Uğur abidir. Uğur abinin kitaplarıyla Cumhuriyet mitinglerini yapan bir kadın olduk. Uğur abinin yazılarıyla memleket sevdasına tutulduk. Atatürk'ün layık, demokratik, çağdaş, Cumhuriyet kadını felsefesiyle örgütlü mücadelemizi devam ettirdik. Annem de kadın mücadelesindeki yol arkadaşım ama memleket ve demokrasi Cumhuriyet sevdasını Uğur Mumcu'dan aldık. Benim için Uğur abidir. İki sokak ötede oturuyorum Ankara'da. Ve her akşam Ankara'da bulunduğum zamanlarda eve giderken ufacık bir yanıtı vardır Köroğlu'nun başında. Onu görerek gidiyoruz. Yani biz unutmadık, unutmayacağız. Ve mücadelenin aslında nasıl kazandırdığını bize öğretenler olarak mücadeleye devam edeceğiz. Din dedi biraz önceki videosunda. Dini ve kadını kendine yol tutan siyasi partiler bu ülkede barınamaz. Onlar için, onların kalmasının din ve kadın konusundaki yaptıkları söylemin karşısında her zaman Türkiye'nin kadınları ve örgütlü kadın mücadelesi bulunacaktır. Mücadele kazandırır diyorum. Çok teşekkür ederim. Görüntüleri izleyince bir kez daha ne kadar zor günler geçirdiğimizi hatırlamış olduk. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Disiplin Kurulu Başkanım, değerli akademisyenler, hocalarımız, çok değerli Türk basının temsilcileri. Evet, ben de Uğur Mumcu'nun 1962'de Cumhuriyet'te çıkan bir makalesiyle sözlerime başlamak istiyorum. Kendisi aynı zamanda bu makalesiyle 18 yaşında Yunus Nadi ödülünü de almış. Orada son paragrafta şöyle bir söz vardı. Her şeye Atatürk gücüyle ve 10. yıl umuduyla başlayacağız, başlamalıyız diyordu. Biz de tıpkı onun dediği gibi her güne karşılaştığımız her olumsuzluk karşısında aynı şekilde Atatürk gibi düşünerek ve 10. yıl coşkusuyla başlamaya çalışıyoruz. Bütün mücadelemiz bununla beraberdir. Umarım bu mücadelemiz ülkemizi barış, özgürlük ve demokrasiyle buluşturacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız Turan Ağaner İçerli böylesine değerli bir ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu ancak buraya gelemediği için de çok üzgün olduğunu belirterek sizlere çok selamlarını iletiyorum. Çok özür diliyorum. Tekrar aldığım için buraya çıkarken heyecan çok fazla dedim. Sayın Başkanım, Çağdaş Gazeteciler Derneği çok teşekkür ediyorum ki bize bu onuru yaşattığınız için. Unuttuk başlarda özür diliyoruz. Onu da sizin bu değerli ödülünüzün heyecanına verin lütfen. Selamlar. Ben de aynı duyguları paylaşıyorum. Hem Çağdaş Gazeteciler Derneğimiz için hem de Sayın Başkanımız Ahmet Ataç için. Sağ olun. Mücadeleden dayanışmaya geçiyoruz. Gıda yoksulluğu öncelikle ruhsal olarak insanların onurunu zedeler diyen ve yoksullukla başa çıkmaya çalışan insanların sesi olan bir isim var sırada. Dayanışma dalında ödülünü almak üzere derin yoksulluk ağının kurucusu Sayın Acar Kokko'yu sahneye davet ediyoruz. Ödül takdimi içinde Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Sayın Gonca Yelda Orgar'ı bekliyoruz. Müzik
teşekkür ederim. Öncelikle Tepebaşı Belediyesi'ne ve gazetecilik dönemlerinde üye oldum 90'lı yıllarda Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne. Bu ödül benim için çok onur ve çok heyecanlıyım. Uğur Mumcu Suçlular ve Güçlüler kitabında şöyle der: bir kişiye yapılan haksızlığı her insan yüreğinde ve bilincinde duymalıdır. Bütün ardıncı. Bu sorumluluk bilinci kurulmamışsa her yeni haksızlık bir kader gibi benimsenir bütün toplumda. Oysa ne yoksulluk ne de haksızlık kader değildir. Yoksulluğun ve haksızlığın nedenleri vardır. Bunları birer birer saptayıp toplumun önünde haykırmak gerekiyor. Ben de yıllardır Uğur Mumcu'nun yolunda bu haksızlıkları haykırıyorum. Yoksulluk, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi güce ve haklara erişememektir. İnsanlar bu yoksulluklar nedeniyle yoksulluğa mahkum olur. Toplumun en savunmasız kesimlerinde yaşayan, her çocuğa devredilen mirasın yoksulluk olmaması için tek yol, Uğur Mumcu'nun dediği gibi haksız yere büyüyenleri saptayıp toplumun önünde haykırmak ve sosyal adaleti inşa etmektir. Seçimle değil de atanarak gelen rektöre karşı başlattıkları dayanışma mücadelesiyle tüm ülkeye örnek oldular. Bu anlamda dayanışma ödülüne layık görülen Boğaziçi protestolarını da alkışlarınızla tebrik ediyoruz. Ve geçiyoruz kent kültürü ödülüne. Ödülü şehrimizin kültürüne ve tarihine ışık tutan çok değerli bir isim alacak. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Profesörü, Cumhuriyet Tarihi ve Siyasi Tarih Araştırmacısı Sayın Profesör Doktor Kemal Yarkut'u sahneye davet ediyoruz. Ödül takdimi için de Tarih Vakfı Başkanımız Sayın Mehmet Algar'ı bekliyoruz. Karşılaşmam 1991'de ve birinci meclisteydi. Hatta 91'de Nisan ayında öğrencilere bir gezi düzenlemiştik ve orada uzun ayaküstü bir konuşma yapmıştık. Ve Uğur Mumcu'nun aslında orada sadece bir gazeteci kimliğine sahip olmadığını, bir tarihçi olduğunu da anladım. Çünkü o konuşmamızda birinci meclisin tekrar tekrar üzerinde çalışılması gerektiğini söylemişti. Tabii o sırada daha akademiye yeni başladığım için çok da farkında olmayabilirdim ama sonra geçen yıllarda gerçekten Uğur Mumcu'nun bir gazeteci kimliğinin, bir insan hakları savunucusunun ötesinde bir tarihçi olduğunu da sezinledim. Çünkü o bir mektepti. Bu mektepte demokrasi, insan hakları, siyaset bilimi ve tarih öğrenilebilirdi. Bu nedenle bu ödülü bana layık gören Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne ve Sayın Başkanımıza, Tepebaşı Belediyesi'ne sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sanat ve Yaşam Boyu Başarı ödülündeyiz. Ömrünün yarım asırdan fazlasını sanata adayan çok değerli bir isim bu gece bizlerle birlikte. Büyük alkışlarınızla ödülünü almak üzere ressam, heykeltıraş, baskı, grafik sanatçısı, sinema oyuncusu Sayın Profesör Süleyman Sahin Tekçören sahneye davet ediyoruz. Ödüllerini takdim için de Anadolu Üniversitesi eski rektörümüz Profesör Doktor Sayın Engin Ataç'ı sahneye bekliyoruz.
Ölmek önemli değil arkadaşlar. Öldükten sonra yaşamak çok önemli. Burada ölümünden sonra sonsuza kadar yaşayacak diliyle beraberiz. Büyük Atatürk'e öldü ama yaşıyor. Hem de nasıl yaşıyor biliyor musunuz? Hepimizin gönlünde, kalbinde yaşıyor. Ben bir müze kurucusuyum. Sanat eğitimcisiyim, 60 yılını doldurmuş. Yaşım da 82. Bu müzeyi kurduğumda benimle beraber akademide, benim dekanlığım döneminde biz de geri çalışabilir miyiz diyen çok önemli isimler var. Nurlar Berkler, Bedir Ahmi İboğulları, Burhan Doğançaylar, Erol Akdebaşlar. Şimdi benim müzemin bir köşesi onlara ayrılmış. Başta Büyük Atatürk'ün bir gravürü var. Ondan sonra da bu sanatçılarımız bütünüyle beraber portreleri var. Ölümsüzler diye de bir yazı var. Uğur Mumcu'yu da ben oraya koymak istiyorum. O, bilmiyorum sanatta ne kadar yakınlığı var ama bugün bana en çok dokunan bir kişi olarak bugün yaşıyor kalbimde. Hepiniz gibi onun büyüklüğü, onun olağanüstü bir gazeteci kimliği Türkiye'de yaşayacak. Onun için o da benim gibi. Ben ölürsem, benden sonra eğer isim yaşayacaksa ben de ölümsüz olurum diye düşünüyorum. Ama bütün ölümsüzlere saygılarımı sunuyorum. Bu arada Ataç ailesi de çok teşekkür ediyorum. Abi ve kardeş bana bu güzel günü gösterdikleri için. Ama bu arada Büyük Ataç, Eskişehir'e ilk defa ayak bastığım zaman, o zaman rektörlük öncesi bir döneminde Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de kurucusuydu. Bunu hiç unutmadım. Çok güzel bir sohbetimiz olmuştu. Birçok Güzel Sanatlar Fakültesi kuran bir insan olarak şu anda Eskişehir'e onun kurduğu Güzel Sanatlar Fakültesi Türk sanatına o kadar önemli isimler yetiştirdi ki onun için Ataç ailesine saygılarımı sunuyorum. Gazeteciler cemiyetine de bu güzel organizasyonu yaptığı için hem kutluyorum hem saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel gecede sıra geldi Aydınlanma Savaşçısı ödülüne. Atatürk yolu emperyalizme karşı tam bağımsızlık, saraya, sultana karşı milli egemenlik, bağnazlığa karşı akılla, bilimle çağdaş uygarlık yoludur diye tarihçi yazar Sayın Sinan Meydan'ı sahneye davet ediyoruz. Ödül takdimi için de Profesör Doktor Kemal Yakut'u bekliyoruz. Belediyesi'ne, bu anlamlı ödüle beni layık gören jüriye, heyete çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. 20 yıldır Atatürk'ü, Cumhuriyeti, Türk aydınlanmasını toplumun anlayacağı şekilde, toplumun anlayacağı dille,
anlatmaya çalışıyorum. Bunu bu dönemde yapmak önemli diye düşünüyorum. Yani Cumhuriyet devriminin olabildiğince bağlamından koparılmaya çalışıldığı, Atatürk Cumhuriyeti'nin olabildiğince zayıflatılmaya çalışıldığı bu dönemde Cumhuriyet aydınlanmasını savunmak benim için onur verici bir faaliyet oldu, olmaya devam ediyor. Bunu gururla yapıyorum ve gerçekten çocuklarıma bırakabileceğim en önemli miras da bu mücadeleyi vermiş olmak, bu mücadelenin içinde yer almış olmak, bu mücadeleyi verenlerle yan yana omuz omuza olmak, bu dönemde bunu yapabiliyor olmak. Ergenekon kumpası devam ederken, Balyoz kumpası devam ederken, işte yurtseverler Silivri zindanlarında çürütülürken, Atatürkçüler tek tek toplanıp Silivri'ye gönderilirken hep aynı şeyleri savunduk. Hep Uğur Mumcu'nun savunduğu değerleri savunduk. Tam bağımsız Türkiye'ye vurgu yaptık. Anti-emperyalizme vurgu yaptık. Akıl ve bilimle uygarlaşmaya vurgu yaptık. Tarikatlarla, cemaatlerle mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptık. Türkiye'nin aydınlık geleceği için kadının sahnede olması gerektiğini, kadının sahneden inmemesi gerektiğine vurgu yaptık. Hiç yolumuzdan dönmedik. Hiç sözümüzü yutmadık. Hep aynı şeyleri söyledik. Çünkü onlar bizi yanıltmadı. Onlar bizi kandırmadı. Atatürk Uğur Mumcu'yu yanıltmadı. Atatürkçüydü Uğur Mumcu, Kemalist'ti. Altını kalın çizgiyle çizmek lazım. Bununla gurur duyuyordu. Anti-emperyalist olmayan bir solculuğun hiçbir şey ifade etmeyeceğini anlattı yıllarca. Cemaatlerle, tarikatlarla yıllarca mücadele etti. Belki o mücadele nedeniyle öldürüldü. Ve Uğur Mumcu akla bilime vurgu yaptı. Uğur Mumcu Atatürk'ü en iyi anlatan gazetecilerden biriydi, aydınlardan biriydi ve hocamın ifadesiyle bir tarihçiydi aynı zamanda. Yani ben İstanbul Üniversitesi'nde tarih okumaya başladığım yıl katledildi Uğur Mumcu. Uğur Mumcu katledildikten sonra onun yakın tarihle ilgili yazdığı çok sayıda makale, çok sayıda kitap var. Onları okuduk. Ve orada bir duruş gördük. Ve o duruşun mücadelesini vermek gerektiğine daha o yıllarda karar verdik. Ve iyi ki de o kararı vermişiz ve o yolda yürümüşüz. Bakın Uğur Mumcu bir şeyin daha altını çizeyim. 24 Ocak'ta bir yazı yazdım Sözcü'de. Uğur Mumcu görmüştü diye. Uğur Mumcu görmüştü ve uyarmıştı diye yazdım ve bunun için öldürüldü dedim. Neyi görmüştü? Türkiye'nin bir tarikat cemaat ülkesi haline getirildiğini görmüştü. Cumhuriyet devriminin aşındırıldığını görmüştü. Laikliğin altının oyulduğunu görmüştü. Kadının sahneden indirilmek istendiğini görmüştü. Ve Uğur Mumcu yanılmadı. Az önce ifade edildiği gibi hala yaşıyor. Yaşamasının nedeni bu. Uğur Mumcu'nun hangi fikri, hangi düşüncesi bugün etkisini kaybetti? Bağımsızlık mı önemini yitirdi? Ulusal egemenlik, demokrasi mi önemini yitirdi? Akla ve bilime değer vermek gerektiğini anlattı yıllarca. Tarikatlarla, cemaatlerle mücadeleyi anlattı. Bu düşünce önemini yitirdi mi? Hayır. O kadar canlı ki bugün Uğur Mumcu. Ve o kadar haklı ki bugün Uğur Mumcu. 29 yıl önce öldürüldü. 29 yıl sonra kadar ne kadar haklı olduğunu bize gösteriyor hala. Bakın emperyalizme karşı tam bağımsızlık. Saraya, sultana karşı millet egemenliği. Bütün gericiliklere karşı, bütün bağnazlıklara karşı akıl ve bilimle çağdaş uygarlık. Ben Kemalizmi böyle tanımlıyorum. Atatürkçülüğü böyle tanımlıyorum. Uğur Mumcu'nun tanımıdır. Değerini yitirdi mi? Emperyalizme karşı tam bağımsızlık mücadelesi hala vermek zorundayız. Saray saltanatına karşı mücadele etmek zorundayız. Gericiliğe karşı, bağnazlığa karşı akıl ve bilimle uygarlık mücadelesi vermek zorundayız. Atatürk hala yaşıyor çünkü hala haklı. Uğur Mumcu hala yaşıyor çünkü hala haklı. Yaşamaya ve onlar haklı olmaya devam edecekler. Ama bizim de tabii aklımızı başımıza almamız lazım artık. Artık Atatürk'ün işaret ettiği, Uğur Mumcu'nun bayraktarlığını yaptığı o değerleri daha cürsesle savunmamız lazım. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz.
Bu alanda bir diğer ödülümüzün sahibi olan aydınlanma yolunda özellikle gençlere hitap ederek açık beyin eğitim ve danışmanlık sitesini ve YouTube platformunu hayata geçiren beynin kurucusu Profesör Doktor Sinan Can'ı da tebrik ediyoruz. Ve mücadele, dayanışma, aydınlanma derken sırada yine yüce bir alan var. Emek alanı. Değerli konuklar, ödülünü almak üzere Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı'nın yöneticilerinden Sayın Mehmet Acıktan'ı sahneye davet ediyoruz. Ödül takdimi için de Çağdaş Gazeteciler Derneği İzmirşehir Şube Başkanı Sayın Can Hacıoğlu'nu bekliyoruz. Pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına adanarak 57 sanatçının elinden çıkan Varlığımız Sağlığınız anıtında büyük emekleri olan sanatçılarımız bizlerle birlikte. Ödüllerini almak üzere Hüseyin Ceyhan, Borettin Azak, Özkan Saraç, Ali Düzgün Yıldız ve Hüseyin Kocabıyı sahneye davet ediyoruz. Ödülleri takdim için de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi, seramik sanatçısı Sayın Profesör Bilgehan Uzuneri sahneye bekliyoruz.
Üniversitesi hocasıyım. Sayın Engin Ataç'la yolumuz başladı. Sana da yetişkine. Sonra değerli başkanımız Ahmet Ataç'la 23 yıldır pişmiş toprak sempozyumu yapıyoruz. Bu sene pandemi nedeniyle 500 sağlıkçıdan fazla insanımızı kaybettik. 470 ya da 480 sağlıkçımızı zaman el verdiği sürece 6 metrelik bir bacaya şey yaptık. Onların anlarını ve isimlerini kaydettik. 60 seramik sanatçısı atölyelerinde eser ürettiler. O eserlerle beraber Eskişehir simgesi olan bir baca tasarlayıp böyle bir anıtla varlığımız, sağlığımız diye bir isim koyarak onları yaşatmak istedik. Daha sonra da tabii vefatlar devam etti. Ama 23 yıldır biz Eskişehir caddelerinde 200'den fazla böyle önemli eserler kazandırdık. Bu da sanıyorum en anlamsız oldu. Ama Sayın Başkanımıza bize özgür bir çalışma ortamı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Çağdaş Gazeteciler Derneği her zaman yanımızdaydı. Onlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu şehirdeyim, iyi ki bu kentte biz de sanat alanında bir aydınlık katma çabasındayız. Çorbada tuzumuz oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli emekçilerimizin ödüllerini tabii kısaca açıklamam lazım. Onlar biz hep perde önünde çalışırken 23 yıldır perde arkasında hiç görünmeden emek verdiler. Biz onlara yıllardır eser monte ediyoruz. Eskişehir sokaklarını anlamlandırıyoruz. İyi ki varlar. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, bu anlamlı gecede ödül alan ama bizlerle birlikte olamayan birbirinden kıymetli isimler var demiştik. Onların videolarını programın hemen akabinde sizlerle paylaşacağız demiştik. Önce onları tekrar hatırlayacağız. Hemen akabinde onların videolarını bir arada izleyeceğiz. Basın ödülü sahibi gazeteci sunucu Nevşin Mengü, Bilim ve Teknoloji Ödülü sahibi Profesör Doktor Alp Erinç Yeldan, Hukuk Ödülü sahibi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan, Sanat Ödülü sahibi tiyatromuzun renk taşlarından Sayın Müjdat Gezen, Spor Ödülü sahibi Sayın Mehmet Demirkol, Çevre ve Tarım Ödülü sahipleri Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ve CNN Türk TV programcısı gazeteci Cem Seymen, Aydınlanma Savaşçısı Ödülü sahibi Profesör Doktor Sinan Canan, Sağlık Ödülü sahibi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Murat Akova ve videoları. Merhabalar, kusura bakmayın, yetiştirmemiz gereken videolar ve yapmamız gereken yayınlar nedeniyle bugün aranızda değilim, çalışmaya devam ediyoruz. Ama tabii böyle bir ödüle layık görülmek çok çok anlamlı. Hem Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne hem de Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi'ne ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok onur duydum, sağ olunuz. Değerli konuklar, Tepebaşı Belediyesi'nce düzenlenen çok anlamlı ve onurlu ödül için çok teşekkür ediyorum. Uyumuncu, kuşkusuz bu ülkenin yetiştirdiği en saygın devrimcilerin ve emekten, halktan yana en önemli aydınların başında geliyor. Onunla birlikte çağdaşlık, bilimsel akıl ve emekten, cumhuriyetten yana aynı ülkeleri savunmak, aynı idealler uğruna savaşmak çok büyük bir onur. Bu onuru bana bahşettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnadına bağımsızlık, inadına çağdaşlık, inadına bilim diyerek hepinizi dostlukla selamlıyorum, kucaklıyorum. Yolunuz açık olsun. Öncelikle bizleri Uğur Mumcu gibi büyük bir isim adına düzenlenen, ödül ile onurlandıran Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi'ni, onun anısını yaşatırken halkın haber alma hakkı için aynı gayretle çalışan basın emekçilerini, bu anlamlı organizasyonun diğer ortağı olan Tepebaşı Belediyesi'nin değerli başkanı ve meclis üyeleri ile tüm Uğur Mumcu dostlarını saygı ile selamlıyorum. Bana göre Uğur Mumcu'nun en büyük özelliği gerçeklerin peşinden koşmasıdır. Uğur Mumcu, halkı doğru bilgilendirmek, karanlıklara ışık tutan bir gazeteci olarak gerçeğin peşinden nasıl koştuysa, suçlu ile suçsuzu ayırt edecek tek makam olan yargının, bağımsızlığı içinde bir hukukçu olarak
gerçeklerin peşinden aynı kararlılıkla koştu. Uğur Mumcu karanlıkları yırtıp halka ihanet eden güçleri ifşa ederken büyük bir kandırılmışlığa son vermeye çalışıyordu. Okuyarak, araştırarak, yazarak ve anlatarak. Çünkü o demokrasinin bir yaşam şekli olduğuna inanıyor. Bunun da ancak gerçekleri gören bir halk tarafından benimsenebileceğini biliyordu. Tam da ifşa etmeye çalıştığı, halkın aydınlığına set çeken o kirli ve karanlık güçlerin hedefinde olduğunu bilmesine rağmen, gerçeklerden ödün vermedi, halkını canından çok seven gerçek bir aydın olarak yaşadı ve kendisini katleden güçlerin inadına fikirleri ve eserleriyle toplumu aydınlatmaya devam eden ölümsüz bir halk kahramanı oldu. O nedenle Uğur Mumcu'nun adını yaşatmak, insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne hizmet, karanlık güçlere ise korku demektir. Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak, ey halkın, unutma bizi demişti. Unutmuyoruz, sesi kulaklarımızda yankılanmaya devam ediyor. Bu duygularla büyük ustayı sevgi, saygı ve büyük bir özlemle anarken, bu törende emeği geçen ve ödül alan herkesi içtenlikle kutluyorum. Bana layık görmüş olduğunuz ödül, hayatımın en önemli hediyesi olacaktır. Tüm Uğur Mumcu dostlarını bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sevgili Eskişehir'im, siz şu anda bu filmi izlerken ben de şu anda İstanbul'da Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda sahne almak zorunda kaldım. Çünkü biletler önceden satılmıştı. Yoksa oyunu iptal edip gelirdim size. Çünkü Eskişehir'e, özellikle Tepebaşı Belediyesi'ne, sevgili Başkan Ahmet Ataç'a teşekkürlerimi yolluyorum buradan hepinize. Gerçekten üzgünüm çünkü hem Eskişehir Tepebaşı hem de çok sevgili arkadaşım Uğur Mumcu isminin bir arada olması beni çok duygulandırdı. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için son derece müteşekkirim hepinize. Ama yakında Baba Kız oyunuyla Eskişehir'de olacağım. Sizlerle mutlaka bir araya geleceğim. Gerçekten üzüntü duyuyorum ama ne yaparsınız ki bizim mesleğimiz de böyle. Biletler önceden satılmış bir oyunu oynamak zorundayım. Hepinize sevgi, saygı, dostluk gönderiyorum. En kısa zamanda buluşmak üzere. Hepinize yürek dolusu teşekkürler. Sağ olun. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği sevgili meslektaşlarımın beni layık gördükleri bu ödül için çok teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu gibi çok özel mesleği tanımlayan bir ismi anısına adına verilen bu ödül beni çok gururlandırdı. Çok çok teşekkür ederim. Aranızda olamadığım için çok üzgünüm, çok yoğun bir tempo içerisindeyim. İnşallah önümüzdeki yıllarda sizlerle birlikte olmak mümkün olur. Sevgiler, saygılar. Uğur Mumcu'yu orta okul lise yıllarında tanımıştım. Ankara'da öğrenciyken imza günlerine giderdim mutlaka ve ben büyüyünce Uğur Mumcu gibi bir gazeteci olmak istiyorum diye ta o dönemde kendimize örnek aldığımız, bizim için rol modelimiz olabilecek bir gazeteciydi, araştırmacı gazeteci. Tabii yıllar sonra Uğur Mumcu adına düzenlenen bir ödülü almak gerçekten çok onur verici. Hem Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi'ne hem de Uğur Mumcu'nun anısını yaşatan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ve ödül alan bütün arkadaşlarımı da yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim. Ben Doktor Burak Akova, Acentepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından her yıl verilen ve bu yıl 29.sü düzenlenen Uğur Mumcu'yu anma ve ödül töreninde benim de bir ödüle layık görülmüş olmamdan ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Aslında bu ödülü ben sadece kendim adına değil, özellikle geçtiğimiz son 2 yıl içerisinde COVID-19 pandemisi sırasında yan yana çalıştığımız ve hastalıktan hastalarımızı gerek koruma gerekse tedavi etme anlamında
birlikte çalışıp mücadele verdiğimiz tüm meslektaşlarım adına almak istiyorum. Bu anlamlı ödül töreninde sizlerle birlikte yüz yüze karşılaşamamış olmaktan ötürü de büyük üzüntü duyduğumu belirtiyor. Bir kez daha bu ödüle beni layık gören Tepebaşı Belediyesi yöneticilerine ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi'ne içten şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalın. Saygıdeğer konuklar, bundan yaklaşık bir yıl önce 17 Mayıs 2021 tarihinde bu organizasyonun yıllar içindeki akışında da büyük emekleri olan çalışma arkadaşımız, güler yüzlü ekip liderimiz, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcımız Melih Savaş'ı kaybettik. Çok değerli başkan yardımcımızı sonsuz sevgiyle ve şükran anıyoruz. Işıklar içinde uyusun. Kentin çok yakınında onlara başlandı. Yani eş zamanlı uygulama projeleriyle birlikte yürüldü burada. Bu gerçekten çok özverili, çok güzel bir çalışma. Tepebaşı'nın örnek kent olmasında çok büyük emekleri bulunan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcımız Melih Savaş'ı kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Sadece çalışkan bir yöneticimizin değil, değerli bir insanın da yitirmiş olmanın acısı hala çok taze. Melih Savaş, ilçemiz ve şehrimiz için verdiği katkılarıyla daima güzel hatırlanacak. Kendisini özlemle anıyoruz. Bu gece bizlerle birlikte olan değerli protokolümüzü, ödül alan kıymetli isimleri, ödül takdim eden değerli kıymetli isimleri 29. yıl hatırası için hep birlikte sahneye davet ediyorum. Pardon, eğilir misiniz? Ülkemizin ve şehrimizin aydınlık insanlarına selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Nice özel günlerde görüşmek dileğiyle.